Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfteyiz New Horizons'ın 47. bölümüne hoş geldiniz ve şu an buranın bayağı boş olduğunu göreceksiniz. Şimdi, öncelikli olarak ben şunu bir alayım. Advanced Steam Turbine. Teşekkürler. Ve bu görevimizi de tamamladık. Ve şimdi... Ah, ve bu arada evet şuraya Carpenter's Pressure Plate koydum. Ve şimdi şuradaki düzenimizi anlatalım. Orta boş. Ortaya bir şey koymadık. Şunlar direkt buna çıkış veriyor. Aynı şekilde bunlar da buna. Alloy Smelter, Canning Machine, Extractor, Four Chamber, Polarizer, Centrifuge, Wire Mill, Lathe, Kompresör, Macerator, Electric Furnace, Vending Machine. Bunlar çeşitli sıvılara ihtiyaç duyabilecek makinelerim. Şurada bir de oksijene ihtiyaç duyan arc furnace var. Burası ise suya ihtiyaç duyan bir de bir tane de fluid solidifier. Şundan gelen çıktıları katılaştırması için. Şuraya da medium voltaj makineleri koyacağım. Ve ayrıyetten şuraya da bir bakalım. Şuraya bir tane steam valve koydum. Şurada olanlardan. Bu böyle buraya gidiyor ve şunlara gidiyor. 4 tane basic steam turbine. Bunlar da bunları dolduruyor. Aslında burası çoğu ihtiyacımızı gayet görecek şekilde ve sistem 4 tane daha kaldıracak şekilde. Yani totalde 8 amper yani 8 amperin üstüne çıkmadığımız takdirde her daim birebir verimlilikte olacağımız bir yapıda. Ki bu bir workshop olduğu için şu an hani bunda 8 amperin üstüne çıkmayacağız diye umuyorum. Devam edelim. Envanterimde bir tane Carpenter Store var. Onu şöyle alalım. Hep böyle alalım. Gerçi dur bu. Evet, laboratuvar bu yoktu. Ve şuraya girelim. Carpenter's Hammer. Gel bakalım. Carpenter's Hammer'ın ne? Ha, buradaymış demek ki. Bu şekilde. Ve buraya doğru kapımızda yolumuzda gidiyor. Ah. Evet, burası yavaş yavaş oturmaya başladı. Sıvılar için hala ne yapsam onu emin değilim. Kimya laboratuvarını gene burada kurabilirim. Ama bu çok istediğim bir şey değil. Burada oyun çalışacağım makinelerin olmasını istiyorum. Kimya laboratuvarını şurada kurmak istiyorum. Şöyle bir alanda olabilir. Buhar sadece ona ve buna gidecek. Burada maden işlemeye başlayacağım. Şimdi öncelikli olarak nerede medium voltage battery buffer lazım. Amperlik şimdilik işimi görür diye umuyorum. Bu arada bir görevlere bakayım. Belki görevlerde yapmamı istediği bir sıra vardır. Tamam, burası tamam. Evet, 4 slot yapmamı istiyormuş. Özür dilerim. Şimdi copper wire'ım güzel. 16 saniye. Sonrasında chest ve machine. Tamamdır. Çok kolay bir şeysin sen. Wrench. Copper kablo.
Rafael'ın. Voila. Ve kalan kısmı için bir adet chest'imiz var. Chest zaten envanterimde varmış. Doğru, buraları temizlemiştim. Evet. Şimdi sen de hazırsın. Ve şurada pillerimiz de vardı. Bunlardan 4 tane lazım bana. Sen şurada ne istiyorsun? Şurası ne? Enerji. Doğru. Enerji için şu an yapamıyorum çünkü bunları yapmam lazım. İçinde wafer yapmam lazım. Bu kolay. Hemen Silvod. Lubricants gene kolay. Aslında biraz uğraşsam yapabilirim. Şimdi seni şöyle bırakalım. Seni bir açacağım. Nasıl TNT? Hayır deme. Şimdi benim bir de on altı. Siz şöyle gelin. O esnada bir de. Evet, şunları alalım. Bunlar da gele dursun. Medium voltaj makinelerim şu an diğerleri kadar aşırı verimli olmadığı için gene biraz daha iyi. Değişik bir yapıda olacak. Low voltaj makinelerimde şu an sıfır kayıpla aktarım yapabiliyorum ancak medium voltaj makinelerimde bunu yapamıyorum. O yüzden medium voltaj makinelerimde kayıp konsepti önemli ki zaten orada da avantajım olan bir durum. Şuraya koyabilirim. Biraz daha geriye koyabilirim. Ve chest'leri koyacağım ama diğer tarafa da barrel'ları koyayım. Tamam, burası güzel bir konu. Şimdi battery buffer. Sen yukarı dön. Ardından sonra senin için şunları atalım. Ve wire cutter sen de gel. Şimdi. Advanced Extruder kesinlikle ama kesinlikle en önemli makinem. Advanced Electrolyzer sen kenarda kal ve ben sen değilmiş. Sen de şöyle gel çünkü sen de önemli bir makinesin. Hepiniz aslında aşırı önemli makinelersiniz. Ve şimdi benim burada potting pipe'larım var. Large potting pipe. Ve karnımız acıkmış. Benim bir tane daha steam extractor yapmam gerekecek çünkü bu hattan bağımsız içinde olmasını istiyorum. Aslında bir saniye. Sen gel. Ve Large Steam Turbine. Oh. Oh, doğru. Dur. Tamam. Biriyi kaybetmiş oluruz. Sıkıntı yok. Ya da dur. Çok büyük
Şimdi buharlı haliyle çok yüksek bir amperle çalıştırmayacağım. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Evet. Sen buharla doluyor musun? Ha, dolmuyorsun çünkü zımbırtın yok. Steam Valve. Sana bir tane daha yapacağız. Bunun için bir pompa, steel gear vesaire vesaire. Bir uyuyalım. Sleeping bag. Gel bakalım. Neyse ki bunu yapmamız artık kolay. Ha tabii extruder'ı ben orada bıraktım. Yay. Benim yavaş yavaş hepsini oraya taşımam lazım. What? Ha. Tamam. Ninja iskeletmiş. Peki. Dedim orada yanan bir şey var ama. Şimdi. Oops. Eşitin. Sekiz steel. Seni de taşıyalım. Evet. Ve bu şekilde zıplaya zıplaya Extruder'ın oraya taşı. Şimdi sen gel. Sen bana iki tane giyelim. Ha doğru. Doğru. Şimdi konu şöyle yapalım. Şunların şu an için çalışmasına gerek yok. Bunlar birazdan çalışacak. O zaman. Tamam şimdi çalış. Muhtemelen birazdan çalışacaksın. Evet, çalışmaya başladım. Süper. Evet. De seni alalım. Ve bununla beraber ikincisini de yapalım. Ağırlık olarak dediğim gibi buffer'ımızı kullanacağız. Çünkü buffer'ımız ciddi anlamda bize bir verimlilik katacak. Yani verimliliği şu. Buharın hepsini taşımamıza gerek yok aynı anda fakat ups sen bende kalacaksın. Sen gel bir de Tinkabo. Ha bir de motor. Motorlar gelsin direkt. Voilà. Öyle. Ben ne diyordum? Ha. Buffer'ımızın olayı şu, burada zaten ağırlıklı olarak burst burst şeklinde çalışacakları için bu buffer'dan yemeleri daha mantıklı çünkü tıpkı normal makinelerimizde olduğu gibi aynı anda 4-5 makineyi çalışıyoruz ama aslında 2 tanesini çalıştırarak generator'ımız var. Aynı mantık ve 2. Tamam, envanterim de varmış 2. Ve bunu yapabilirsin. Buffer'ımız da benzer bir mantıkla çalışıyor.
Buffer'ın olayı tam olarak şu. Oradan buhar geliyor. Burada birikiyor. İlk bunu kullanıyorlar. Eğer çok yüklü bir şekilde kullandığınız takdirde şu boru muhtemelen kaldırmayacak onu tek başına. Ancak buffer'ımız kaldıracak. Mesela böyle. Şu an topluca doluyor. Birazdan yükselişe geçecek. Şu an ne kullanıyor? Şu an muhtemelen bunları dolduruyorlar. Yo. Ha, şu pipeları dolduruyor. Tamam. Tamam, bu pipeler doldu. O zaman şimdi hala geçmeye başladı. Yok, yavaş yavaş. Şu an dengede. Şu an ne kullanıyordu? No. Ha, doğru, bu doluyor. Ama bunu tek başı buna bu dengede kılıyormuş. Sen gelebilirsin. Evet, workshop'ımız 3 aşağı 5 yukarı böyle bir düzende de şurası. Evet, buralarda hep çalıştığı makinelerim olacak. Şöyle de ilerleyecek. Muhtemelen farklı bölgelere bölgeler şeklinde yayabilirim. Depolamayı nasıl yaparım bilmiyorum. Bunu düşünmeden yaptım. Muhtemelen bu bir noktadan sonra en azından üst katı Vice Energy 6 odası olacak. Yani şurası falan muhtemelen Vice Energy 6 ayrılacak komple. Giriştiğimizde ki aslında girişimimizde daha bayağı var. Ve o dönemde o esnada farklı bir binaya da geçmiş olabiliriz. Ve ışıklandırma bunlar kalmayacak. Işıklandırmayı değiştireceğiz. Ancak şimdilik torç. Ah. Bunun yanı sıra benim bir tane daha dolayı. Birkaç tane daha dolayı. Bakın dolayı şu an en kolay. Dolayı. Seni illa böyle craft edeceğiz. Seni en verimli böyle yapıyoruz. Iron Rod ve Iron Ring. Evet. Ve Silikon Rubber. Evet ve geri geldim ve bir adet Advanced Cutting Machine yaptık. Peki neden Advanced Cutting Machine yaptık? Şunu işlemem lazım. Şu görev için. Aslında gerekçe bu gayet bariz. Advanced Cutting Machine bana asıl dur. Bir de bir adet lubricant alayım. Ne olur, lubricant almayayım. De şu tank benim envanterimde mi değil? Burada mı? Evet, burada. Tamam. Neden diye soracak olursanız. Bu görev benim daha verimli bir biçimde circuit yapabilmemin önünü açıyor. Ve daha verimli circuit yapmak demek, çoğu şeyi daha verimli yapabilmek demek. Tamamdır. Sonrasında sen bir aşağıya tam pull veriyorsun. Güzel. Oh, bunları sildi. Bu şekilde atınca siliyormuş lan. Bunu yapmamaya dikkat edin bir dahakine. Şimdi senin kesimin ne kadar sürüyor suyla? 40 saniye. Yaşı bu. Tamam, bu kısmı tamamladık. Şimdi burası kaldı. Medium voltaj olduğu için daha hızlı olacak ancak daha fazla enerji tüketecek. Bekliyoruz. Ve voila. Rosbit. Bunda tabii bunları yapıyoruz. Ancak henüz bunun için gerekli
Ekipmanı yok. Ha, bu benim için bayağı bir şeyin yolunu açıyor. Şimdi. Pardon. Evet, güneş enerjisini de açmış olduk ancak beni biliyorsunuz. Güneş enerjisinde alerjim var. Lasering Ray Drake. Nasıl medium voltaj gerekecek şu anda? Ha, bunu direkt medium voltaj yapabilirim. Ki gerekli malzemelerim de var. Aynen, ben hemen Basic Precision Laser Engraver. Pardon. Advanced. Basic'ini de yapıp sonra geri dönüştürebilirim. Evet, ben bunu hemen yapıp geliyorum. Evet ve düşündüğümden çok daha kolay oldu. Evet, tabii bunun bir de lensleri var. Aslında dur, lenslerden birini alabiliyoruz. Şu an için hangi lens gerekli? Şimdi bu görevi yapmak için ne lensi gerekli bana? Yeşil lens lazım. Bunun için kırmızı. Sen hangi lensi istiyordun? Tiberium. Tera. Emerald. Sen bana neyi ver? Emerald bir lensi ver. Sen de silikon alalım. Loopback'lerim nerede? Loopback'lerim nerede? Ha, doğru, loopback'leri almadım, doğru. Yan kafam gitti. Oh, geç saatte video çekmek. Bir de sana bakalım. Bu saçma biçimde Common'a geri döndü Cultivated'den. Nasıl becerdi ben de bilmiyorum. Genlerin ikisi de Cultivated'tı. Bir anda Common olarak. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu buradan geçirmek. Lensine göre, lensine göre değil de şuna göre. Ama üretimi çok. Bunu şu an üretemiyoruz. Termosentrifüje ihtiyacım olacak. Bazı madenleri termosentrifüjde daha iyi işleyebiliyoruz. Burada bir laser bilmem ne görevi yok muydu? Ya da bu çağda geçmiyor galiba. Mining. Evet, bu çağda istemiyor bende. Asaklayı var. Brewery var. Bu var. Sifting machine. Forming press var. Forming press'i de yapmam gerekecek. Scanner var. Thermal centrifuge var. Cable diode var.
Evet. Bu arada şunu şu an yapamıyorum. Yapmaya çalıştım. Şu an paketteki bir bak gözünden bunu yapamıyorum. İlginç. Evet. Şuna devam edelim. Ve bunu da cutting machine'e soktuğumuzda bu bize ihtiyacımız olan şeyi verecek. Ve bunu nerelerde kullanıyoruz? Transformer'da, Hatch'te. Evet, sadece Hatch'te bunları da kullanıyoruz. Bunu kullandığımız başka bir yer var mı? Hayır, yok. O zaman bunu çok fazla kullanmayacağız. Bu bana güneş enerjisi yaptırmamı yaptırtıyor. NAND chip elde ediyoruz. Bakalım NAND chip ne işimize yarıyor? Bazı şeylerde NAND... Ya dur, NAND chip galiba... Evet. Basit circuit olarak NAND chip kullanabiliyoruz. Devam edelim. Oops. Sen ne işe yarıyorsun? Extreme Transformer. Peki. Sensor Proof. Bu şey daha iyi circuit yapımında mikroprosesör. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam high voltajlar içinde. Ne medium voltajlar kullan? Evet, medium voltaj. Evet. Ve seni de tanıdık. Senden loopback alacağım. Evet. Burayı tamamladığımıza göre yeni dostumuzu yapmak için soldering iron bir tane. Bu da bir şey. Evet. Ve medium voltaj enerji hiçimizi yapmak için bir aşama daha kat etmiş olduk. Galiba. Şimdi burayı yaptık. Bizim transformer değil. Medium voltaj enerji hiç. Bundan iki tane yapmam lazım. Bunlar tamam. Şurası aşırı kolay aslında. Hatta bunu bir bölüm bitmeden yapabilirim. Bu bana 4 tane ben 4 tane alüminyum ingot. Ve ben ayrıyetten şunu da bir yanıma alayım aslında. Tamamdır. 4 alüminyum ingot. Lübüm vardı. Ha, hepsini yanıma almadım doğru. Neyse, şunları bir yapayım. Wire mill. Bunlar biraz uzun sürüyor. Bunun yanı sıra başka neye ihtiyacım var? Lubricant pump'ım vardı. Machine hall. Oh, evet benim plate'e ihtiyacım var. Ve alüminyum cidden azaldı. Benim alüminyum üretmeye girişmem lazım. Şunu da taşıyacağız. Onunla beraber alüminyum üretmeye geri döneceğiz. Yani 3 tane plate'im burada olacaktı. Evet. 6 tane şimdilik işimi görüyor. Ve gene acıktık. Ara ara limit dolma muhabbeti biraz sinir bozuyor. Neyse. Evet. Sonra köfte neden acıkıyor? Bu şekilde base'ler arası gidip gelirse arkadaşlar cidden
Hani imamın dediğini yapın ama yaptığını yapmayın muhabbeti vardır ya. Hani benim için... Ha dur, doğru, iki tane. Sanırım iki tane de değil, dört tane yapacağım. Benim biraz daha almam lazım. Benim iki tane wire'ım vardı. Şurada bir yerde. Kazara yapmıştım. Nereye koydum onları? Ha, tam buradaymış. Nerede? Magnetic Steel Rod. 4 tane. Steel Rod'um var mı hiç? Ya da Magnetic Steel Rod'um var mı? Bir tane Steel Rod'um var ama magnetik mi? Hayır değil. Benim Magnetic Steel Rod'um kalmış. Sıkıntı değil. İki tane ingot'ı alalım. Yemeğimize sağ tıklayarak. Paçayı. Evet, cam açık. O yüzden korkmanı anlayabiliyorum. Evet, şu an tedirginlikten kuyruğu kocaman oldu. Kuyruğu kabarmış durumda. Şimdi seni bir rol bulunması güzel. Polarizer burada, tamam. Nasıl direkt önce polarize edip sonra roda çevirebilirdim. Neyse. Seni biraz ödünç alacağım. Sen çalışa dur. Siz de gelin. Seni şöyle koyalım. Şuna en azından şimdi craft edelim. Elimizden çıkmış olsun. Evet. Bir tanesi oldu. İki tane daha lazım. İçin. Son bir tane. Sonuncu olarak da oluyor. Maalesef alüminyum kablolar çok yavaş işlendiği için. Neyse ki alüminyum kabloları crafting dışında bir şeyde kullanmıyoruz. Çünkü eğer base'de kullanmamız gerekseydi eğer hiç hoş olmayacaktı. Alüminyum kablonun voltajı da bayağı yüksekmiş. 12. Sen de bit. Evet, time to kill Enderman görevimiz resetlenmiş. Nihayet. Gelelim. Sen de artık hepimiz bitti. Senin yerine koyabiliriz. Valla. Ve şunu da yapıp bölümü ardından bitirebilirim. Şimdi yalnız tam kaldı. Evet. Bir tane daha lazım değil mi? Tane daha lazımdı. Kayganlaştırıcılar gelin bakalım. Evet, bak. Evet, ben hemen şunu da hazırlayıp geliyorum. Evet ve voilà.
Ve burayı da tamamladık. Artık stainless steel yapabiliyoruz. Ah. Ve beraberinde evet, Advanced Mixer da açıldı. Ve stainless steel. Bu şekilde mi yapmak daha verimli yoksa mikserle? 4, 3, 1, 1, 9 veriyor. Mikser. 4 iron var. 6 iron, 1 nikel. Bu daha verimli. Bu 9 veriyor. Crafting table'da yaparsak 8 veriyor. Bunun anlamı mikserde yapacağız. Evet. Burada olacak şey şu. Bu iki arkadaş şunların yerini alacak ve bu sayede daha düzgün bir biçimde bu arkadaşı kullanabileceğiz. Evet. Evet, şimdilik bu kadar. Şunu da bir yap. Şunları da bir yapmamız lazım. Sizin için. Prince Fire Lens. What? What? Bence o sende bir yanlışlık var. Heh, tamam. Heh, buradasın. Neyse. Green Sapphire Lens. Oops, what? Evet, bir adet Green Sapphire Lens yapacağız. Bir de Basic Capacitor Bank. Hiçbir işime yaramayacak mutlaka. Uzun bir süre muhtemelen hiçbir işime yaramayacak. Şey daha geldi bana. Çünkü RF kullanan bir şey kullanmıyorum. Senin için de kırmızı lens, ruby lens. Tamam. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.